Öncelikle hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. İkincisi Sayın Sabit Tüver'in beni burada makamla tanıtmasından hiç gerek yok Sayın Başkanım. Ben buradaki arkadaşlarımdan biriyim. Onların içinden biriyim. Makamlar gelip geçici ama buradaki dostluklarımız ve arkadaşlarımız ömür boyu kalıcı. Onun için sizi çok sevdiğimi tekrar belirtmek istiyorum. Sözlerime başlamadan önce 29 Ekim Cumhuriyetimizi bize armağan eden ve 10 Kasım'da 1938'de aramızdan ayrılan Ulu Önder Atatürk'ümüzü sevgi ve saygıyla tekrar andığımı belirtmek istiyorum. Israrla bir hikayeyi her yerde anlatıyorum. Tavşan dağda gidiyormuş. Bir hayvana rastlamış. Bakmış. Ne ata benziyor, ne eşeğe. Kimsin sen demiş. Ben demiş katırım. Peki ne var? Nasıl oldun sen? Benim demiş anam at, babam eşek. Ben her ikisinin de özelliğini taşıdım. Allah Allah yarabbim nelere kadirsin sen demiş. Biraz yürümüş. Biraz sonra başka bir hayvana rastlamış. Ne kurda benziyor, ne köpeğe. Sen kimsin demiş. Ben demiş kurt köpeğim demiş. Allah nasıl oldu sen demiş. Ben demiş anam köpek babam kurt. Ben ikisinin de özelliklerini taşıdım demiş. Her bütün özellikleri bende var demiş. Ya Allah nelerim var. Biraz daha yürüyünce bir hayvana daha rastlamış. Acayip bir şey. Sen kimsin be demiş. Ben demiş deve kuşum demiş. Hacca o kadar olmaz ya demiş. Şimdi 6102 sayılı yasa geldi. Peşinden 6205 çıktı. Hadi canım bu kadar da olmaz yani. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Türk Ticaret Bakanlığı TOB ve TÜRMOB olarak Türkiye'nin bütün pilot illerinde bakan, TOB başkanı, TÜRMOB genel başkanı peşinden TÜRMOB'dan bir yetkili, Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili soru cevap olmak üzere 13 tane toplantı yaptı. Bölgesel bazı. Ticaret kanununu anlattık. İş adamlarıyla tartıştık, konuştuk. Şikayet ettikleri konular. Bir, efendim ben şirketinden para çekemeyecek mi? İki, ya ticari suçu ticari cezaları, bu hapis cezaları ne? Üç, web sitesine bilançolarımı koyacağım ki bunu TOB başkanı söylüyordu zaten. Ya benim cebimde kasamda param olduğunu görür, gelip benden borç isteyen olursa ben ona yok diyemem. Olur mu canım, niye gözüksün diyordu. Bir dördüncüsü de, ya benim personelimin, müdürlerimin aldığı maaşı ben niye yendim? Kardeşim faturalarda benim onların isimleri niye olsun? Ve Allah'ın kulu başka hiçbir şikayeti rastlamadım. Sayın İfetişim burada, tutanakların hepsi Ticaret Bakanlığı'nda. Varsa başka bir şikayet, oturalım tartışalım. Bir geldi 100 madde değişim. Ve hepsi buna koşuyorlar. Denetimle ilgili hiçbir yerde hem ne işlem denetçiliğiyle ilgili ne şirketlerin denetimiyle ilgili bir tek kelimeye rastlamadım. Ama sonunda TOB başkanı çıktı. Ben dedi 6 trilyonunu kurtardım dedi. 6 milyon. Kurtardım ben dedi. Şimdi böyle bir mantıkla bakın TOB başkanının böyle bir mantığıyla yaklaşırsak ne şirkete ihtiyaç var, ne denetime ihtiyaç var, ne ticarete ihtiyaç var. Kuralım pazarlığı, herkes getirsin malını, öbürkü başka bir mal varsın, alsın, takas yapsın, götürsün, satsın. Eğer bir işte para dönüyorsa, eğer bir işte evrak ve belge varsa, bu evrak ve belgeler kayda geçiyorsa, bunlar da denetimsiz olacaksa, hiç kimse şeffaflıktan söz etmesin. Çünkü denetimi yapılmayan bir şeyi şeffaflığında söz konusu olmaz. Her neyse. Öncelikle hepinizin huzurunda Ticaret Bakanlığı'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2011 yılından beri 6102 yayınlandığı günden beri Ticaret Bakanlığı ile ilişkilerimiz hat safhada. Gece gündüz sabah akşam bir telefon karşılarındayız. Bir telefon birlikteyiz. Sorunları beraber çözmeye çalışıyoruz. Olayları beraber götürmeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde devletin o sert ve önemsemez yüzünü şu anda İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde görmüyoruz.
her türlü sorunu, her türlü şeyi birlikte tartışıyoruz. Ben bu ayki İş Ticaret Genel Müdürlüğü'yle 4. defa birlikteyim. Her hafta gittiğim konuşmada, sempozyumda muhakkak yanımızda Ticaret Bakanlığı temsilcisi var ve bu konuları birlikte tartışıyoruz. Geçtiğimiz cuma Hüseyin Bey Daire Başkanı Kıbrıs'taydı. Yine sorunları tartıştık. Yine sorunlarla ilgili notlarımızı aldık. Yine çözüm için her türlü işlemi yapacaklar. Ticaret Bakanlığı ben sorunun bir tanesinde cevap vermiş olayım. Yaklaşım o kadar iyi ki haklı olarak denetimsiz bir ticari dünya düşünemiyor. Kanun değişti ama değişilen şeklinin o da farkında. Böyle bir şey yok diyor. Yani bir şekilde başı başı bırak neymiş yönetim kurulu raporu kabul edilecekmiş. Ve eskisi belki daha da iyiydi. Hiç olmazsa birileri bir kağıdın altına bir imza atıyordu. Şimdi o da yok. Yönetim kuruluna kağıdı getir. Böyle bir şey yok. Şimdi şeyi getirmeye çalışıyorlar. Tüm şirketlerde genel kurulu, serbest muhasebeci mali müşaviri ve yeminli mali müşaviri bilançonun defter ve örgü uygunluğuyla ilgili bir raporun genel kurula sunulmasını yönetmelikle getirebilmenin altyapısını ve koşullarını hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi fazla bu işin detaylarına girmek istemiyorum ama defter tasdikleriyle ilgili husus. Şimdi Ticaret Bakanlığı komisyon üyelerimiz burada. Defter tasdiki kimin işi? Tacirin işi. Kimin defter tasdiki olacak? Tacirin defter tasdiki olacak. Bizim yaptığımız muhasebecilerle ilgili tespitlere göre şu anda sadece %1 veya %2'sinin sicil tasdiknamesi varmış. Kalanın hiçbirinin sicil tasdiknamesi yokmuş. Şimdi bu süreç içerisinde sicil tasdiknameleri alınacak, notellere gidecek. Geçen hafta Noterler Birliği'nde noter yönetim kurulunda ortak toplantı yaptık. Dedi ki bu işi nasıl çözeceğiz? Noterler dedi ki ben çözemem. Neden çözemezsin? İş Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı var. Nasıl yazısı? Zaten bu madde arkadaşlar bakın. Ticaret kanununda şimdi gelmedi. Yıllardan beri vardı. Yani defter tasdiği için sicil tasdiknamesi ama noterler bunu aramıyorlar dedi. Çünkü noterlere bu konuda ara diye bir genel herhangi bir tebligat gelmemişti. Şimdi noterlere tebligat geldi. Noter diyor ki bu tebligat geri alınmadan ben suçlu duruma düşerim. Kanunda var. Bana da İş Ticaret Genel Müdürlüğü tebligat yapmış. Al. Şimdi bakıyorsunuz ticaret odaları top ortada yok. Gel diyoruz ya gidelim İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne. Yok canım diyor ben niye geleyim? Niye gelmiyor? Çünkü Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdıran top. Neden yazdırıyor? Çünkü TOB'un sicil tasdiknamesini verirken ticaret odası aidatlarını alacak. Artı 25 lira sicil tasdiknamesinin tasdik parası var. Hesapladığımız zaman parayı devlet de kârda, devletin de işine geliyor. Doluyor, TOB böyle bir şey istiyorsa üyeleri için. Ben de diyor nasıl olsa 25 lira 33 kuruş alacak. E benim de işime gelir diyor. Hesaplıyor 800 bin tane gayri faal faal şirket var. 25 ile 800'ü çarptığı da iyi para. E, TOB da talimat vermiş, ben demiş alacaklarımı almamış da 50 metre sat geçti, yaz kazıyı yazıyı kardeşim demiş. Biz de diyoruz ki, kardeşim, sevgili başkanım, teknolojik altyapısı var. Sen şu anda bütün şirketleri görebiliyorsun veya göremiyorsun. Bir şekilde çaresini bulalım. Açın mı? Sizce ticaret kayıtlarını noterlere, noterler yönetim kurulu başkanı öyle diyor. Biz görelim diyor ekranda, varsa tamam diyelim diyor. Kayıt işlemi yapalım. Geçen hafta İş Ticaret Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili toplantıdaydık. TÜRMOB'un web sitesine konuyla ilgili yazı koyduk. İş Ticaret Genel Müdürlüğü sorunun çözümüyle ilgili defterlerini tasdik edecek işverenlerin patronuyla anlaşmaya çalışacak. Ondan sonra da bize bu konuda müsbet veya menfi cevap verecek. Yani hisarcıklı olur, tamam kardeşim istemeyelim sicil tasdiknamesini derse büyük bir olasılıkla. Şu an noterlerle bu arada biz şurada yaptık. Olaydı 25 ile 30 kuruşta bir talimat verin. Noterler bu parayı tahsil etsinler. Parayı da size yatırsınlar. Amaç buysa dedik. Amaç bu değilse biz de kamuoyuna amacın ne olduğunu açıklayacağız dedik. Haberiniz olsun dedik. Olay bu. Sayın Ticaret Kurulu Komisyon üyelerime buradan duyurduk. Kapak oldu. Evet. Kapak bu. Şimdi
Değerli dostlar, ayaklarının olsunda yürüme diyor Can Yüce. Gözlerin olsunda görme, dilin olsunda söyleme, elin olsunda vurma, aklın olsunda düşünme, söyle ne farkın var senin dağdan taşla. Yarın sana göz açtırmayacak olanlar bugün göz yumruklarıdır. Şimdi hep susuyoruz, susmak zorunda kalıyoruz, onu yapıyoruz, yapıyoruz. Bakın. Bir yıldan beri, yani Kamu Gözetim Kurumu kararnamesi çıktığından beri TÜRMAP olarak ısrarlı bir şey savunuyor. Diyoruz ki, biz Kamu Gözetimi Kurumu'na karşı değiliz. Kamu Gözetimi Kurumu bir dünya uygulamasıdır. Uluslararası standartlarda yeri vardır. Denetçilerin de denetlenmesi gerekir. Bu nedenle Kamu Gözetimi'ne karşı değiliz. Ancak bu karşı olmamız bizim meslektaşlarımızın hak ve hukukunun yenmesi anlamına gelmemelidir. Bir, denetim standartlarını meslek örgütleri yaparıyoruz. Yayınlar, senin görevin meslek mensubuna denetim yetkisi verilenleri bu standartlara uyup uymadığını gözetlemek, denetlemektir. Gözetim ve denetiminde standartlarına uymadığını gördüğün anda meslek örgütüne bildirirsin, disiplinden sevk eder ve meslekten men eder. Veyahut da gerekli cezaları verir. Şu anda SPK'nın yaptığı, BDDK'nın yaptığı, EPDK'nın yaptığı gibi. Bunu da yapmıyorsan, devletim ben her şeyi yaparım diyorsun, gel beraber belirleyelim. Ben kurumu 84 bin meslek mensubundan bilgi alıyorum. Seninle birlikte yapalım. Ama sen beni hiç sayıp web sitene koyup birilerinden benle görüşmeden görüş istersen bu işin sonu iyi olmaz diyoruz. Çünkü her taraftan farklı görüşler gelir. Bunu yapma diyoruz. İstediğimiz bu. Fazla çok bir şey istemiyoruz. İki, benim meslek mensuplarımın tamamı bu belgeleri sınavla almıştır diyoruz. SMM ve YMM sınavına girmiştir. Bu sınavlar zorlu sınavlardır, iyi sınavlardır. Sınav mı yapmak istiyorsun? Müktesebat vardır. Şu anda mevcut olan kanun çıktığındaki tüm arkadaş meslek mensuplarımıza bu hak verilsin. Sana iddia ediyoruz diyoruz. Tüm herkese denetçiye olur desen de bu sayı denetlenecek firmaya yetecek denetçiler öteyi geçmeyecektir diyoruz. Neden? Çünkü herkesin işi var. Muhasebe bürosu olanın, muhasebe tanıdığının denetimle uğraşacak hali yok. İki, muhasebe denetim, bu denetim tam tasdik denetiminden 3 kat, 4 kat daha riskli bir denetim. Çünkü %1, %2, şimdi tam tasdikte işveren var karşımda, devlet var. Devlet denetim derse, işveren parayı öderse problem yok. Burada öyle değil ki. Burada işte az önce Mustafa Bey söyledi. %1'lik, %2'lik genel kurulda ortaklardan bir tanesi ben bunlar kandırıyor denetçiye ortak oldular deyip mahkemeye gitti mi bağımsız denetçiler mahkemeye de sürdü. Bir avukatlar çıkacak bunları öneye kalacaklar. Gelin birlikte yapalım diyecekler. Hakikaten zor bir iş bunu. Herkes yapamayacak diyoruz. Onun için gelin diyoruz. Biz sınav yapıyoruz, belge veriyoruz. Hem YMM sıralıktırız, hem senemeyiz. Kanunu değiştirelim. Gidelim birlikte Maliye Bakanlığı'na, Başbakanlığa. Diyelim ki bu sınav komisyonuna Kamu Gözetimi Kurumu da girsin. Gelin, gelin. İki, hangi sınavları ilave etmek istiyorsunuz sınavlara? A sınavını, B sınavını. Onları da ilave ederiz. Bu ilave için sınavların soruları ben soracağım diyorsan, yani onları da sen sor. Ya bundan başkası olur mu? Aynı konulardan SMM sınavına girmiş, YMM sınavına girmiş bir arkadaşımızı bir daha sınava sokmanın adaletli bir yanı olabilir mi?